Bir önceki videomuzu büyük buhrana girişle sonlandırmıştık. Bu buhran sadece Birleşik Devletler'de olmayıp tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Fakat biraz geriye dönmek istiyorum çünkü 20. yüzyılda Birleşik Devletler tarihinde çok önemli olan bir şeyden bahsetmeyi unuttuğumu fark ettim bir önceki videoda. Bu olay 1917'de Birinci Dünya Savaşı esnasında gerçekleşti. Bolşevik devriminden bahsediyorum. Rus İmparatorluğu Bolşevikler tarafından alaşağı edilmiş ve Sovyetler Birliği oluşmuştu. Muhtemelen çoğunuzun da bildiği üzere Sovyetler Birliği komünist bir ülkeydi ve bu ülke tüm 20. yüzyıl boyunca, düzeltiyorum, 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Birleşik Devletler'in baş düşmanıydı. Bunu da aradan çıkardığımıza göre şimdi Büyük Buhran dönemine geri dönebiliriz. Birleşik Devletler tarihini mümkün olan en az detayla özetlemeye çalışsak da aslen dünyanın geri kalan kısmındaki gelişmeler önemli rol oynamaya başlamakta artık. Çünkü artık Birleşik Devletler gerçekten küresel bir rol üstlenmeye başladı dünyada. 1933 yani küresel buhranın tam ortası Almanya 1. Dünya Savaşı'nda gördüğü ağır hasar, yüksek savaş tazminatları ve benzeri sebepler yüzünden çok ağır bir darbe almıştı. Hitler Almanya'nın şansölyesi olarak iktidara geldi. Kendisinin demokratik bir yoldan iktidara gelmesi aslında biraz ilginç, ironiktir. Almanya'da şansölye mevki diğer ülkelerdeki başbakan mevkiine eşdeğerdir. Esasen bir koalisyonu yönetmekteydi Hitler. Kendi partisi Naziler salt çoğunluğu sağlayamamıştı fakat koalisyonu kontrol etme yetkisi onlardaydı. Her ne kadar zayıf bir parti olsalar da seçimlere fesat karıştırmak ve gözdağı vermek konusunda iyiydiler. Tüm 30'lu yıllarda, esasen 1939'a kadar Naziler iktidarı elinde tuttu. Tüm dünya artık Hitler'i izlemekteydi. Hitler iktidarın tamamını ele geçirmişti. Demokratik yollarla yönetime gelmiş, tüm iktidarın kontrolünü eline geçirerek yönetim şeklini diktatörlüğe çevirmişti. Almanya'yı askeri yönetimle, askeri diktatörlükle idare ediyordu. İnsanlar endişelenmeye başlamıştı. Fakat yatıştırma doktriniyle, yani bir şekilde onu kızdırmamaya çalışalım, belki böylelikle bir delilik yapmasını engelleyebiliriz, düşüncesiyle davrandılar. 1939'da Almanya, Polonya'yı işgal etti. Ve bu hareket bardağı taşıran son damla oldu. İkinci Dünya Savaşı böylece başladı. Bu savaşa dahil olan büyük güçler, Büyük Britanya İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği'ydi. Fransa da dahil olmuş fakat Naziler tarafından ezilip geçilmişti. Bu sefer Birleşik Devletler, Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi tarafsız kalmak niyetinde değildi. Birleşik Devletler özellikle Franklin Delano Roosevelt, Hitler'in bir saldırgan olduğunu fark etmişti. Roosevelt'e göre Hitler kesinlikle haksızdı. Birleşik Devletler daha 2. Dünya Savaşı'nın başlarında müttefiklere silah, teçhizat ve daha başka katkılarıyla destek sağlamıştı. Japonya ve İtalya Almanya'nın yanında savaşa katılınca Amerika Japonya'ya petrol ambargosu uyguladı. O dönemde Japonya kendi petrolünü işleyemiyor ve Birleşik Devletler'den petrol ithal ediyordu. Şayet bu dönemde bir savaş makinesi işletmek istiyorsanız petrol en önemli unsurdu. Bu Japonların hiç hoşuna gitmedi elbette. Şimdi zamanı 1941'e ilerletelim. Japonlar Pearl Harbor'ı bombaladılar. Bu olaya kadar Birleşik Devletler savaşta dolaylı olarak yer almıştı. Şüphesiz ekonomik açıdan ve askeri mühimmat sağlayarak müttefikleri desteklemişti fakat aktif olarak cephede yer almamıştı. 7 Aralık 1941'de Japonların Pearl Harbor'daki Birleşik Devletler Pasifik filosunu bombalamasıyla Amerikan halkı İkinci Dünya Savaşı'na katılılması gerektiğine ikna oldu ki bu da tartışmaya açık bir konudur. Büyük bir şans eseri Birleşik Devletler'in Pasifik filosunun tamamı Pearl Harbor'da değildi. Birleşik Devletler Pearl Harbor saldırısı sebebiyle 1941'de savaşa dahil oldu. Savaşın her iki arenasında yani Avrupa ve Pasifik'te mücadele etti. Kuzey Afrika'da İtalyanlara karşı savaştı. Şimdi zamanı 1944'e ilerletelim. Avrupa kıtasında savaşmaya başlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Normandiya çıkartması, gerçekleşiyor. Amerikan tarihinde D-Day olarak bilinen gün 6 Haziran 1944. Eğer Errayni Kurtarmak filmini gördüyseniz o film bu sahneyle yani Normandiya çıkartması sahnesiyle başlıyordu. Ben şahsen hiç kumsal çıkartmasında bulunmadım ama sanırım bu sahne Normandiya kumsalına yapılan bu çıkartmanın en iyi sinema uyarlamasıydı, en gerçekçi gösterimiydi diyebiliriz. 1945'te savaşın Avrupa cephesinde başta Birleşik Devletler ve Sovyetler olmak üzere tüm müttefik kuvvetler galip gelebilecek durumdaydı. Şimdi aynı yılın sonuna doğru ilerleyelim. Japonlar hala gaddarca mücadeleye devam ediyordu ve Birleşik Devletler atom bombasını geliştirerek önce Hiroşima'ya ve birkaç gün sonra da Nagazaki'ye attılar. İki şehri de yerle bir ettiler. Bu dünya tarihine Belki de bir kara leke veyahut üzüntü kaynağı, büyük bir üzüntü kaynağı olarak geçmiş çok acı bir olaydır. Bu konuyla ilgili ayrı bir video yapılabilir ve olayın ahlaki yönü de tartışılabilir. Biz olayları anlatmaya devam edelim. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiren olay bu trajik olay oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda iki süper güç ortaya çıktı. Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler. Akabininde Soğuk Savaş dönemi başladı. Bu iki güç arasında. İki muazzam güç, yani komünist olan, komünizmin etki alanını yaymak isteyen ve savaş sonrası birçok Doğu Avrupa ülkesini ele geçiren Sovyetler Birliği ve komünist olmayan, aksine aşırı kapitalist olan bir ülke, Birleşik Devletler. Artık siz düşünün. Bu çok tartışılan bir konudur. Sovyetler Birliği hem komünist hem de totaliter bir devletti. Aslına bakarsanız bu noktada çok karıştırmalar olur. Komünizm ve demokrasi aslen birbirine zıt kavramlar değildir. Fakat Sovyetler Birliği özeline baktığımızda bu ülke ne demokratikti ne de kapitalist bir sistemle işletiliyordu. Komünist bir sistemi vardı ve totaliter bir devlet yapısına sahipti. Yani rejimi hem komünist hem totaliter bir rejimdi. Komünizm derken kişisel varlığın söz konusu olamayacağı, tüm varlıkların devlete ait olduğu bir sistemden bahsediyoruz. Birleşik Devletler ise muazzam kapitalist bir sistemdi ve komünizmin hiçbir şekilde kendilerine bulaşmasını istemiyordu. Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler arasında asla doğrudan çatışmalara dönüşmeyen bu büyük savaş ortaya çıktı. Çatışmalar Birleşik Devletleri ya da Sovyetler Birliği'ni temsil edenler arasında olacaktı. İki ülke arasında doğrudan çatışma hiçbir zaman olmadı. Bu yüzden de soğuk savaş deniliyordu. Çünkü gerçek bir sıcak çatışma iki ülke arasında yoktu. Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği asla karşılıklı kurşun atmamıştı. Bunun yerine Birleşik Devletler Sovyetler Birliği'ne, Sovyetler de Birleşik Devletlere kurşun atan taraflara destek verdiler. Birleşik Devletlerin tek hedefi komünizmi durdurmaktı tüm çabası domino etkisi olarak adlandırdıkları, şayet bir bölgedeki ülkelerden herhangi biri komünizme kapılırsa diğerlerinin de bu ülkeyi takip edeceği teorisinin ortaya çıkmasını, gerçekleşmesini engellemekti. Birleşik Devletler komünizmin yayılması endişesini bir paranoya haline getirmişti. 1950 yılı gerçekten ilginç bir yıldı çünkü Sovyetler Birliği ilk nükleer silah denemesini gerçekleştirmişti. Birleşik Devletler 1945'te nükleer silahlara sahipti zaten. Hatırlıyorsunuz nükleer saldırıyı. Artık soğuk savaş gayet ciddi bir hal alıyordu. Düşmanlar istediklerinde birbirlerini kesinlikle yok edebilirlerdi. Aynı yıl Kore Savaşı da başlamıştı. Kore 2. Dünya Savaşı'ndan önce bir Japon kolonisiydi. Fakat Japonlar savaşı kaybeden taraf olunca ülke Rusların etkisi altındaki Kuzey Kore ve Birleşik Devletler'in etkisi altındaki Güney Kore olmak üzere ikiye ayrıldı. 38. paralelle bölünmüştü. Bu arada bunun çok küçük bir fotoğraf olduğunun farkındayım. Kore Savaşı hakkındaki videoyu işlerken bu konuyu daha detaylandıracağım, merak etmeyin. 1950'de Kuzey Koreliler Güney'i işgal ettiler ve bu hareket Kore Savaşı'nı başlattı. Birleşik Devletler askeri birliklerini gönderdiler. Çin yönetimi ve ordusu Kuzey Korelilerin tarafındaydı. Sovyetler de onları destekliyordu. Zamanı 1953'e ilerletirsek bu savaşın aslında bir çıkmazla sona erdiğini ve 38. paralelin tekrar resmen sınır kabul edildiğini görürüz. Bu Soğuk Savaş'ın ilk gerçek çatışmasıydı. Birleşik Devletler ya da Sovyetler Birliği'nin asla birbirine karşı doğrudan ateş açmadığına tekrar dikkatlerinizi çekmek isterim. Birleşik Devletler Kuzey Kore ve Çin birlikleriyle savaşıyordu fakat aslında bunlar bir şekilde Sovyetler Birliği'ni temsil etmekteydi. Aynı zamanda ileri teknoloji sahibi bu iki güç ikisi de nükleer silahlara sahipti. Uzayda da kimin üstün geleceği konusunda yarışmaya başladılar. Uzay yarışları 1957'de gelişmeye başladı. Sovyetler ilk yapay uydularını dünyanın yörüngesine oturtmayı başardılar. Bu uydu Sputnik 1'di. Bazıları ilk Sputnik'in içinde köpekle uzaya fırlatılan araç olduğunu düşünürler ama bu yanlıştır. Bu olay birkaç ay sonra gerçekleşti. Sputnik 2. Bakın bu da Sputnik 2. Burada köpeğin de bir fotoğrafı var. Bu şirin köpek yörüngeye oturduktan kısa bir süre sonra öldü. Bu olay herkesi çıldırttı ve Birleşik Devletler de buna tepki gösterdi. Sonra 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan oldu ve güvenli bir şekilde dünyaya döndü. Amerika Birleşik Devletleri de bu noktaya gelmiş durumdaydı artık ve 1969'da aya ayak basan ilk güç oldu. Uzayda bu yarış devam ederken ve taraflar birbirini geçmeye çalışırken Amerika'da 1960'ta Soğuk Savaş'ın tam ortasında John F. Kennedy başkan seçildi. Başkanlığı çok kısa sürdü ama onun döneminde birçok olay gerçekleşti. İlgi çeken başka bir şey ise onun ilk Katolik başkan olmasıydı. Aslında 1960'ta seçildi ama 1961'de görevine başladı. Kısa başkanlık dönemi 1963'te bir suikaste kurban gitmesiyle son buldu. 1959'da başkan seçilmesinden hemen önce Küba devrimi yaşandı. Ve Küba komünist bir devlet olmuştu artık. Fidel Castro başa gelmiş ve komünizmi getirmişti. Tahmin edersiniz ki Amerikalılar hemen sınırlarının öte tarafında bir komünist ülkenin varlığından hoşlanmamışlardı. 1961'de Birleşik Devletler'in desteklediği Kübalı mülteciler Küba'yı işgal etmeye kalktılar. Bu olayda başlı başına bir videomuz var. Bunu da Hatırlarsınız, Domuz Körfezi çıkartması videosu. Konuyu ayrıntılı öğrenmek isteyenler bu videomuzu izleyebilir. Kennedy yönetimi ile CIA arasında bu olayda kimin hatası olduğuna dair tartışmalar oldu. Ama sonuçta bir hataydı. Birleşik Devletler için utanç verici bir durumdu. Komünist devrimcilerin gözünden bu olaya bakarsak eğer, Küba'daki üstünlüklerini pekiştirmişler ve devrim karşıtı bir saldırıyı def edebileceklerini göstermişlerdi ve 1962'de casus uçakları Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetlerin Küba topraklarına balistik füzeler yerleştirmeye başladıklarını görüntülediler. Bu da 1962 Küba Füze Krizi olarak tarihte yerini almıştır. Bunu da ilgili videomuzdan detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Bu olay Birleşik Devletleri çılgına çevirdi çünkü bu füzeler Birleşik Devletlerin herhangi bir noktasına ulaşabilirdi. O kadar yakına konuşlandırılmışlardı. Aslında ABD'nin de benzer füzeleri Avrupa'nın bir kısmına, İtalya'ya ve Türkiye'ye konuşlandırılmıştı. Yine de Amerika bundan hoşlanmadı ve deniz kuvvetleri Sovyetler Birliği'nin buraya silah naklini engellemek için kuşatma uyguladı. 1962'de Küba füze krizi sebebiyle Kennedy ile Sovyetler Birliği arasında böyle bir soğukluk yaşanmış oldu. Birçok insan bu olayın Birleşik Devletlerle Sovyetler Birliği arasında savaş çıkma ihtimalini, ki bu büyük ihtimalle nükleer bir savaş olacaktı, en yüksek noktaya getirdiğine inanır. Nihayet soğukluk çözülmüştü. Sovyetler Birliği başka füze göndermemeyi ve var olanları da kaldırmayı kabul etti. Ve o dönemde halka açıklanmasa da Birleşik Devletler de Sovyetler Birliği'ni vuracak şekilde Türkiye'ye yerleştirilmiş olan füzeleri kaldırmayı kabul etti. Dünya bu noktada bir çeşit kaçınılmaz karşılıklı imha girişimini engellemiş oldu. Tüm bunlar olurken Birleşik Devletler'in komünizmin yayılması kaygısına karşı duyduğu paranoya ya da daha doğrusu gerekçeli endişesi devam etti. Vietnam'da bir başka olay gerçekleşti. Tam olarak burada. Komünistler daha önce Fransız kolonisi olan Kuzey Vietnam'da iktidara geldiler. 1950'lerde Birleşik Devletler Güney Vietnam'daki antikomünistlere destek vermek için danışmanlar gönderdi. Kennedy döneminde bu danışmanların sayısı ciddi anlamda arttı. Danışmanları tırnak içine alıyorum çünkü bu danışmanlar Vietnam'daki olaylara doğrudan müdahale eder hale gelmişlerdi. Sadece basit birer danışman değillerdi yani. 1965 yılı itibariyle Birleşik Devletler resmen savaşmak üzere askeri birliklerini Vietnam'a gönderdi. Zamanı 1975'e ilerletelim bu savaşın önemli olmasının sebebi yakın tarihte girişilmiş olan savaşların en büyüklerinden biri olmasının yanı sıra Birleşik Devletlerin açık bir şekilde kaybettiği ilk savaş olmasıdır. 1975'te son Amerikan birlikleri de bölgeyi terk etti ve Güney Vietnam'ın başkenti olan Saigon komünistlerin eline geçti.